TD1 ekranlarından herkese merhaba. Berlin şehir rehberiniz Berliner Strasse'nin yeni bölümü başlıyor. Bu bölümde yine Berlin sokaklarını beraber gezeceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi doldurun. Berlin'de keyifli bir yolculuk şimdi başlıyor. Yer alan Charlottenburg Sarayı'nı ziyarete geldik bugün. Burası Hanover kentinin asilzadelerinden ve 1. Frederick'in eşi olan Sophie Charlotte'dan alıyor ismini. 18. yüzyılda inşa edilen bu saray özellikle barok ve rokoko stilinde olmasıyla ön plana çıkıyor ve burası Berlin'de yer alan en büyük saray. Sarayın bahçesi ise ayrıca görülmeye değer bir yer. İçerisinde bir anıt mezar, bir tiyatro binası, küçük bir çay evi ve göletler bulunuyor. Düzenlemesiyle de gerçekten ön plana çıkıyor. Biz de şimdi mutlaka Berlin'deki herkesin görmesi gereken bu sarayı ziyaret edeceğiz. Sonnenallee'nin çok kültürlü yapısının gündelik hayatımıza en güzel katkısı farklı yerlerden alışveriş yapabilmek ve farklı lezzetleri tatabilmek oluyor. Bu farklı lezzetleri satın alabileceğimiz yerlerden bir tanesinin önündeyiz şu anda. Sonnenallee 72 numarada yer alan Eyüp Süpermarket. Yaklaşık 2 senedir burada bulunan Eyüp Süpermarket, hem Arapça konuşulan ülkelerden gelen komşularımızın hem de Türklerin damak tadına hitap edecek ürünler satmakta. İçeriye girip burayı biraz daha yakından tanıyacağız. Eğer siz de mutfağınızda yeni lezzetler denemek istiyorsanız belki buraya bir göz atabilirsiniz. Ne kadardır burada çalışıyorsunuz? Bura benim yerim ya. 4 yıldır burada çalışıyorum. Burası. Nasıl Hermannstrasse'de esnaf olmak zor bir şey mi? Biraz zor işte. Hani döner biliyorsun. Eziyeti çok yani. Evet. Şu anda hava çok sıcak. Hava da sıcak. Alttan kez, üstten kez. Böyle yani. Evet. Çok kolay gelsin size. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi günler. Buldunuz Berlin'i? Güzel, fena değil, beğendim. Bursa ile kıyaslayınca ne gibi farklar? Ya güzel canım, Bursa baş. Bura açık cezaevi, yani şey, gökyüzünü görüyorum bir tek, başka yeri göremiyorsun. Ama Bursa'da doğa harikası Bursa.
Sizin... Burada var. Deniz yakın. Sonra turizm yerleri. Sizin akrabalarınız mı burada yaşıyor? Onları mı ziyarete geldin? Arkadaş vardı. Ziyaret için geldim. Sıkça geliyor musunuz yoksa ilk defa mı? Yok, ilk defa gelmiştim. Peki burası tam böyle bir Türk mahallesi. Nasıl buldunuz? Şaşırdınız mı bu kadar Türk olmasına? Şaşırmadım. Zaten haberlerde falan çıkıyor yani Gözbek, küçük İstanbul diye. Yadırgamadım ama güzel burada, her imkan var yani. Evet. Şey yapamıyoruz. Epey uzun bir zamandır buradasınız. 15 senede nasıl değişiklikler gördünüz? Neuköln'de mi yoksa Almanya genel mi? Genel olarak. Aslında her geçen gün işte insanlar değişik, yani multikulti, farklı insanlar, yani cadde güzel, her geçen gün değişik insanlar görüyoruz. Değişik sima, öyle bir şey. Siz burada aynı zamanda esnaflık yapıyorsunuz Hermannstrasse üzerinde. Ne gibi zorlukları var Hermannstrasse'de çalışmanın? Hermannstrasse'de çalışmak zorluk, daha doğrusu uzak doğuda gelen iyi insanları anlamak biraz zor. İnsanlara derdini anlatmak zor. Biraz Almanca eksikliği falan vardı. Daha doğrusu iletişim eksikliği. Onun haricinde yani iyi. Yani uzun zaman. Genel olarak iyi yani, memnunuz ya. Son olarak buraya yeni gelen birine şurayı mutlaka görmelisin. Berlin'in şurası çok güzeldir. Yani havalar da güzel. Git dediğiniz bir yer var mı acaba? Vallahi baktığın zaman aslında Almanya'da Berlin'in en yani Berlin olarak zaten tarihi bir yer. Berlin'in her sokağı, her caddesi girip görmesini tavsiye ederim. Yani aslında tek tek saymaya kalkışsa çok uzun zaman alır. O yüzden Berlin'in her tarafı güzel bir tarafı vardır diye düşünüyorum. Rica ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem kadınların hem de erkeklerin düşlediği bir şey. Bunun için yediklerimize dikkat ediyoruz ve bunu biraz da sporla birleştiriyoruz. İşte eğer sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak için spor salonuna yazıldıysanız beslenme düzeninizde de değişiklikler yapmanız gerekiyor. Bu beslenme düzeni değişikliklerini desteklemek adına satın alabileceğiniz bütün ürünleri Oase Fitness'ta bulabiliyorsunuz. Burası Hauptstraße üzerinde Schöneberg'de yer alıyor ve burada vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kişiler için aranan her türlü malzeme mevcut. Yaklaşık 3 senedir buradalar. Pazartesiden cumartesiye kadar açıklar. Şimdi biz de içeriye gireceğiz. İçeride nasıl ürünler var hep birlikte göreceğiz. Wir sind ein kleines Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, aber auch im normalen Bereich mit Beratung gerne. Wir bieten an Proteine, Maßgainer, Vitamine, auch Probiotika, Sachen to go. Geöffnet haben wir von 11 bis 20 Uhr täglich, von Montag bis Samstag. Ja, das...
war's. Wir haben öfter Angebote, genau, das muss ich noch dazu sagen. Immer mal wieder reinschauen. Wir empfangen Sie gerne. Dankeschön. Berlin'i birkaç günlüğüne ziyarete geldiniz veya şehre gelmiş bir yakınınızı gezdirmek istiyorsunuz ya da kendi yaşadığınız kentte bir günlüğüne turist olmaya karar verdiniz. Eğer bu durumlardan bir tanesini yaşıyorsanız rotanızı çevirmeniz gereken adreslerden bir tanesi Tiergarten olmalı. Tiergarten Berlin'in batısında yer alıyor ve Almanya'nın en büyük şehir içi yeşil alanlarından bir tanesi. 210 hektarlık bir alana kurulmuş olan Tiergarten 1500'lü yıllara kadar uzanan bir tarihe sahip. Parkın içerisinde mangal ve piknik yapılabilecek alanlar, koşu ve bisiklet için ayrılmış parkurlar, küçük göller ve aynı zamanda kafeteryalar bulunuyor. Kış aylarında ise bu bahsettiğimiz küçük göller donuyor ve üzerinde buz pateni yapma imkanı bulunuyor. Soğuk kış günlerinde de sıcak günlerde de keyfi çıkarılabilecek Tiergarten'ı mutlaka görmelisiniz. TD1 ekranlarında Berlin sokaklarını beraber keşfettiğimiz program Berliner Straße'nin bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümlerde Berlin sokaklarında beraber gezmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bize katılmayı unutmayın. Bize ulaşmak isterseniz eğer soru, görüş ve önerileriniz için info@td1.de adresine mail atabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.